bakalım. Bak Fikri, İstanbul sakat yer. Öyle bizim Sinop'a falan benzemez. Ya bin çeşit şeytan yaşıyor burada. Adamın ayaküstü aklını çalarlar, ruhun duymaz. Ya bizim Süya diye bir arkadaş vardı. Kalabalıkta 3 böbreğini birden çalmışlar olanın ya. 3 böbrek mi? Evet. Hayır. Yani her neyse. Sana ne bizim Süha'nın böbreklerinden ya? Sen bir an önce oku, adam ol. Anlıyorum. Bak biz okuyamadık. Hayat çeşitli şekillerde sürüngen taklidi yaptırtıyor bize ya. Ama neyse ya, biz hadi yürü. Bir şey soracaktım abi ya. He? Sor. Bu sıra seller semti nerede? Bizim arkadaşlardan biri oradaki rakvarlardan birinde bas çalıyor da. Bak ne diyor ya? Ya sabah beri ben bu Baki Kubbe'de hoş bir seda olsun diye mi konuşuyorum Fikri? Ne oldu ki abi şimdi? Ya adama oku adam ol diyoruz. Daha İstanbul'a ayak basar basmaz rakbarların yerini soruyor ya. Hayret bir şey. İnsan önce bir okulunun yerini sorar. Yani kalacağım yurt nerede? İşte Medico Soso binası ne taraf? Ondan sonra teknik rektörümüz kim? Laboratuvar kaçta açılıyor? Değil mi? Senin bu tip şeyler sorman gerekiyor ama Fikriciğim. İyi de abi. Tamam hocam tamam bana ne? Yani çöpçü de olsan, mühendis de olsan kendine ya. Size talebe pasosu verdiler mi? Yok hocam daha nerede? Sence aşk nedir Samim? Samim sana soruyorum. Demin söyledim ya işte kalbim çarpıyor. Öyle her tarafımı ter basıyor filan. Yani herhalde böyle bir şeydir. İyi de Samim, insanın tansiyonu yükselince de olur aynısı. Ben aşkın gerçek manasını arıyorum. Olabilir ama bende yüksek tansiyon yok. Bak sınamak için soruyorsan seviyoruz işte kızım ya. Hem sen ne yapacaksın ki aşkın manasını? Hı? Gerçek bir aşk yaşamak istiyorum. Evet, ben de. Hadi sakin bir yere gidip yaşayalım ha? Saçmalama, o senin dediğin şehvet. Gerçi aşkı tarif eden otoriteler şehvetsiz aşk olmaz diyorlar ama yine de... Bu senin otorite dediğin kim ya? Hani böyle Hıncal Uluç, Erman Toroğlu falan gibi kimseler mi? Yani aşktan jübilelerini yapıp otoriteliğe mi başlamışlar? Ay dalga geçme ya. Kısma canım kısma tamam. Bak ne diyeceğim Saadet. Ya bunlarla vakit kaybedeceğimize gel bir sinemaya gidelim. Belki güzel bir aşk filmi vardır. Hı? Ya olmazsa Van Damme'ın son filmine gitsek ha? Ne dersin? Vakit kaybı değil ki Samim. Düşünsene insan aşkı en fazla bir ya da iki kere yaşayabilirmiş. Bazen hiç olmazmış. Ben olmadan ölmek istemiyorum. Gerçek aşkı yaşamak istiyorum. Tamam da kızım. Burada böyle kuru kuruya oturarak bir şey olmaz ki. He? Hadi kalk dolaşalım. Taksi tutup arabalı sinemaya gidelim mi? He? Taksicinin eline biraz para veririz. Baş başa kalırız. Hem o senin aşk otoritesi dediğin kimseler de gençliğinde yaşamıştır böyle şeyler. Tabii ya. Bilmiyorum Samim. Kararsızım. Sence bizim aşkımız nasıl bir aşk? Samimi bir aşk. Ama senin bu tutumların yüzünden biraz kuru kalıyor tabii. Peki, ideal bir aşkın süresi ne kadardır sence? Aşkın mı? Vallahi bizim zamanımızda bir 5 yıl kadar filandı ama işte sonradan bir 8 yıla çıkarttılar diye biliyorum ben yani. Ay pis. Bak gel ben seni bir öpeyim, bir daha böyle saçma sorular sormasın. Hadi otoritelerin aşkına. Vay ya. Samim abim. Fikri? Ya sen ne arıyorsun burada? Sabah ben seni kendi elimle okula götürmedim mi? Ders yokmuş, dağıldık. Nasıl yani? Yoksa daha ilk günden talebe olayları mı çıktı koçuma? Yok be abi. Aşı olduk da öğretmen evlere yolladı. Alem adamsın. Üniversite burası, ilk günden ders mi olurmuş? Tabii biz bilemiyoruz. Okuyamadık vaktinde. Fikri, bu biraz önce çay bahçesinde gördüklerini acilen unut tamam mı? Annemler duymasınlar o kızı. Bak başımıza iş alırız sonra. Anlaşıldı merkez. Bu sır benimle mezara kadar gider. Ya sen komiklik üniversitesini mi kazandıydın Fikri? He? Bunda dalga geçecek bir şey yok oğlum. Sen annemi tanımıyorsun. Vallahi akabinde kıza görücü gitmeye kalkar ha. Tamam dedik ya hocam anladık. Yalnız yenge de fena kız değilmiş hani. Evet. Bayılıyorum Joki'ye. Hastasıyım. Aşk meşk vaziyetleri ha? Ne aşkı oğlum maksat vakit geçsin ya. Bırak ben anlarım. Gördüm kızın karşısındaki halini.
Sıcak asfalta yapışmış deniz anası gibiydin valla. Yok be oğlum be. Numara onlar. Hem insan öyle zırt pırt aşık olmaz. İşte insan hayatta ancak bir iki kere aşık olabilirmiş. Yani benim acelem yok. Askerliğimi bitirmeden de kimseye aşık olmamı. İstanbul ortamları büyük tabii. Türlü çeşitli güzellik var. Acele etmemek lazım.